Mutlu ve kumarı düşünüyorum. Altın saçlı dalgalanıyoruz galiba. Mavi gördüm, ışıksın, görüyorum. Uykulara mı giriyor her gece? Ellerinden öpüyorum. Okul güzelliği aslında öğrendim. Lale bakın. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını okuyacağım. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Türk devriminin yaratıcısı ve uygulayıcısı Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi ise Zübeyde Hanım'dır. Asgari üsteyde matematik öğretmeni tarafından verilen Kemal adının ismini ekleyen Mustafa Kemal, Manastır Asgari Lisesi'ni bitirip İstanbul'da Harp Okulu'nun ardından da Harp Akademisi'nden mezun olarak yüzbaşı rütbesiyle askerlik görevine başladı. 1915'te Çanakkale'de temsili her bir okulu yoklama merasimi için. Kalk! Hazır ol! 1281! Burada! 1282! Burada! 1283! İçimizde! Düşünce ve idealleriyle daima içimizde yaşayan ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilki ve inkılapları içinde mensup olmaktan gurur duydu, yüce Türk milletin canımızı vermeye daima hazırız! Türk milleti çalışkandır! Türk milleti zekidir! Türk ordusu güçlüdür! Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır! Ne mutlu! Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içelim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içelim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Moskova askeri Erzurum'a girdim. Seslerini duyup şehit olmuş kardeşiniz 3 aylık bebeğini uyuttuktan sonra seni bana Allah verdi, ben de seni Allah'a emanet ediyorum diyerek silahını eline alan ve arkasına bakmadan düşmana koşarken kahramanlaşan kadın. Nene Hatun. Kopup geliyordu top mermileri. Sanki denizin üzeri yanıyordu. Bir top mermisi ve zaferin kıvılcımını koca bir demir yanı tek başına kucaklayan adam Seyit Onbaşı. İzmirlilerin yüreği yangın yeri. Düşman askerleri bardaktan boşalırcasına yağan yağmur gibi yağıyordu İzmir'e. Olamaz, ellerini kollarını sallaya sallaya giremezler diye söyleyen gazeteci ve yazar. 31 yaşında hayatı gözlerini yuman genç kahraman. İlk kurşun Hasan Tahsin. İstikbal göklerdedir. Dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu, dünya tarihinin adını yazdıran 20 avcıdan biri, 83 yaşında dahi uçmaya karşı olan tutkusunu bir nebze olsun kaybetmeyen kadın. O artık gökyüzünde uçan bir gökkuşu, Sabiha Gökçen. Biz kadınlar her yerde, muhallebicilik yanlarında, tiyatrolarda, bizim için girilen kafesleri, tramvaylarda ve vapurlarda çekilen perdeleri bir dikmişlik yıktık ki, hep yanında Mustafa Kemal'in gün gibi hala halkı uyandırmakta, ayaklandırmakta Halide Onbaşı, Halide Edip adı var. Bahat! Hazır ol! Mustafa Kemal'in askerleriydiniz. Babete geldiniz. Siz kimsiniz? Ben Nine Hasun. Ben Sabiha Gökçen'im. Ben Seyit Onbaşı'yım. Ben Türk'üm ama. Ben Hasan Tahsin. Ben Halide Edip. Ben Ziya Paşa. Kimsin sen? Ben Atatürk ilkelerinin bekçisiyim. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, valilik, halkçılık, devletçilik, inkılapçılık. Kimsin sen? Ben
Kemal'i. Kimsin sen? Devrimlerin ve ilkelerinin Yılmaz Bekçisi'yim. Türk'üm. Türk'üm. Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. İlkem. İlkem. Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. Yurdumu. Milletimi. Milletimi. Özümden çok sevmekti. Özümden çok sevmekti. Ülküm. Ülküm. Yükselmek ileri gitmekti. Yükselmek ileri gitmekti. Açtığın yolda. Açtığın yolda. Gösterdiğin hedefe. Gösterdiğin hedefe. Durmadan yürüyeceğimi and içelim. Durmadan yürüyeceğimi and içelim. Varlığım. Varlığım. Türk varlığına armağan olsun. Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm gene. Ne mutlu Türk'üm gene. Ardırım.